Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birbirinden harika gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi özellikle Intel ekran kartı kullananları ilgilendiriyor. Videoyu başlamadan önce güzel bir beğeni ve paylaşım bekliyorum ona göre. Tabii efendim. Son güncellemelerle birlikte özellikle DirectX 11 kanadında performans artışı sağlandı. %20'ye varan etki bugüne kadar geliştirilmiş sürücülerde gözlemledi. Hatta size tablo da paylaşacağım. Asıl bombaya gelecek olursam bütün ekran kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bana özellikle en çok gelen sorulardan bir tanesi, abi oyun oynarken FPS değerlerini nasıl gözlemleyeceğim? Bunun en komplike yollarından bir tanesi Afterburner. Steam'de farklı programlar da var. Fakat Intel öyle bir program tasarlamış ki tek tıkla basit bir şekilde ekran kartının sağlık durumuna kadar her şeyi gözlemleyebiliyorsun. Vallahi ben de heyecanlıyım, dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Son güncellemelerle birlikte Apex, GTA 5, Dota 2, Counter Strike 2 gibi oyunlarda ciddi anlamda performans kazancı sağlandı. A750 gibi orta segment grafik kartı alınır mı diye yakınan arkadaşlar aslında fiyatına göre gayet başarılı performans sergilediğini kaçırdı. Bir türlü anlayamadı. Bu yonga Intel'in ilerleyen dönemlerde çok daha güçlü bir rakip olacağını da göstergesi aslında. Şimdi ekrana yansıtacağım tablolarda açıkça görülüyor ki ilk yayınlanma tarihinden bu yana bazı oyunlarda sadece sürücüyle %30'luk bir farka imza atmışlar. Ve sonuçta gelişmiyor değil, gelişiyor gerçekten de. Yeni uygulamadan bahsedecek olursam bu arayüz performansınızı voltaj ve sıcaklık gibi GPU telemetrisini göstermek ve bir yığın bilgiyi gerçek zamanlı olarak analiz etmek için oyuncuları destekleyecek. GPU meşgul gibi ekstra farklı bir özellik getirdikleri gibi boşta render'da ne kadar süre harcadığını da görebiliyorsun. Örneğin oyunu başlattın, sahne geliyor, işleme, bekleme ve oyun kısmına ilerliyorsun. Anladığım kadarıyla burada işlemler arası gecikmeyi de gözlemleyebiliyorsun. Yani ekran kartının tepkisini her türlü koşulda görebileceksiniz. Gelin bir test edelim. Sevgili dostlar, vermiş olduğum linkten hemen tıklayarak indirebiliyorsunuz. İlk başta uyarıyor kurulması zararlı bir dosya diye, fakat Microsoft'un elinden çıktığı için bir şey olacağını zannetmiyorum. Kurulumu tamamladık. Daha sonra programı açıyoruz. Burada karşımıza çıkan bir takım seçenekler var. İşleyişle alakalı ayarlara burada erişebiliyorsunuz. Auto Target diye bir seçenek var. Burada çeşitli presetler var. Basic GPU Focus diye gidiyor. Burada sıcaklık ve bununla birlikte güç durumlarını kontrol edebiliyorsunuz. GPU Focus'a tıkladığınız zaman ekran kartı odaklı, yani ekran kartıyla alakalı değerleri görüyorsunuz. İsterseniz kolayca bir deneyelim. Bir tane oyun açtım. Bakın sol tarafta bir sürü detay çıktı. Ne diyor abi? Şu anda ortalama 120 kare olduğunu gösteriyor. Şöyle hızlıca bir şeye girelim. Görüntüyü geçtik. Ya eski bir oyun, çok önemli değil de. 120'ye sabitlenmiş bir durumda zaten FPS. Şimdi sol tarafta ekran kartının kare sürelerini, saniyeleri vesaire görebilmektesiniz. Voltaj durumunu bile yazmışlar. Şu anda 31 watt olduğunu göstermekte ortalama. Sıcaklığa baktığımızda 53 derecelerde. En güzel yanında ekran kartı bellek kullanım oranlarını görebiliyorsunuz. Başka bir oyuna geçelim. Dostlar, Atomic Heart oyununa girdik. Ekran kartı frekansımız 2820. Aslında ekran kartınızla alakalı değerleri göstermek oldukça basit. Güç ve sıcaklığa baktığımda şu anda ekran kartı 150 Watt'ta çalışmakta. Yine aynı zamanda işlemciyi gösteriyor mu? Hayır, tabii ki. Basite tıkladığımda direkt 120 ise şu anda sabitte 120'de. 108 FPS alıyoruz. Benim dikkatimi Custom çekti. Bu arada kolayca kapatıp açabiliyoruz dostlar. Custom'a geldiğimizde buraya yeni bir şey ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Ekran kartı fan hızını ekleyelim. Yani bunu göstermiyor. Fan 1 gözüküyor mu? İşte ekran kartında ne kadar fan varsa onların değerlerine bakabiliyorsunuz. Şu an ben bakamadım. 99 yaptığımda nasıl? Demek ki ekran kartı şu anda fanı devreye sokmadı çünkü zaten sıcaklığım çok yüksek sayılmaz. Ne yapabiliriz burada? Ne ekleyebiliriz? Şu an ölçemiyor, bunu göstermiyor. Bazı değerleri net bir şekilde okuyabiliyor, bazılarını tabii ki göstermiyor. PCU Type diye bir seçenek bile koymuşlar. Şimdi tekrar devam edelim, neler var. İşlemci ismini zaten yazabiliyorum ama şu an tanıyamadı. Nasıl 13900K'yı tanıyamadı, ben de anlamadım. Rengini değiştirebiliyoruz buradan. Ya güzel yapmışlar ya.
Tekrar bir tane daha ekleyelim. Ne koyalım biliyor musunuz? FPS değerlerinde low'u koyalım. Histogram yapabilirim. Grafik yapabiliyorum. Şu anda düşük. 108 FPS'te tekrar ekleyelim. Başka nelere bakabiliriz? Kare süresini ekleyebiliyoruz dostlar. Ortalama ya da %99'unda görebiliyorum. Kare süresini bir kenara bıraktık. Ekran kartıyla alakalı gecikme sürelerini görebiliyoruz. Herhangi bir drop var mı yok mu? Aslında bu tablolara bakarak kontrol edebiliriz. Dostlar dediğim gibi gecikmeyi görebiliyoruz. Ekstradan başka da aslında çok büyük bir ayar yok. Ekran kartı gücünden bahsetmiştim. Voltajdan bahsetmiştim. Şimdi voltajı neden kontrol edeceğiz? Bu özellikle overclock yapanların hoşuna gidebilecek bir seçenek. Bu şekilde kaydedip görebiliyoruz. GPU Focus gayet yeterli. Konumunu ayarlayamadım. Program otomatik olarak zaten oyunu belirliyor. Auto target yaptığınızda aynı zamanda kaydetme var. Ctrl Shift K'ye bastığımda kapandı, açıldı. Ctrl Shift B'ye bastığımda ayarlar değişiyor. Bayağı iyi yapmışlar ya açıkçası. Yalnız görüntü bayağı iyi. Tam ekran yapmadım size gösterebilmek için ayarlarla birlikte. Sonuç olarak aslında abi ekrandaki tabloları nasıl gösteriyorsunuz diye soranlar için tek tıkla basit bir yolla işlerinizi halledebilirsiniz. Şimdi dostlar Steam'de FPS Monitor diye alternatif bir program var. Hiçbir zaman sevemedim. Bana aşırı komplike geldi. Ama bir o kadar da bayağı geniş bir şekilde bütün detayları gösteriyor. Bakın solda görebileceğiniz üzere bütün değerleri gösteriyor. Biraz da olsa performansı etkiliyor. Aynı şeyi Afterburner ve Intel'in sunmuş olduğu alternatif için söyleyemeyeceğim. Şimdi Afterburner'a geldiğimizde sol tarafta daha tatlı, daha belirgin ifadeler var. Aynı şekilde sınırsız ayarda yapabiliyoruz. Fakat tek tıkla bütün değerleri bize sunmuyor dostlar. Bunları teker teker elle ayarlamak gerekiyor. O yüzden Afterburner her ne kadar favorim olsa da çok yorucu. Değiştir, farklı ayarlar gir, işlemciyi tekrardan tanımla. Otomatik olarak hepsinin adını çekse güzel olur ama çekemiyor maalesef. Ama ne yapabilirsiniz? Bir kere ayar yapıp şu şekilde sol tarafta olduğu gibi kare sürelerini gösteren ve daha sonra bunu kaydedip her defasında geri çekebilirsiniz. Oh! Kaybettik. Kötü oldu ya. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.